Cumhuriyet Halk Partisi Arsuz İlçe Teşkilatı düzenledikleri dayanışma yemeğinde partinin çeşitli organlarından isimlerle üyeleri bir araya getirdi. CHP Hatay milletvekillerinden sadece Serkan Topal'ın katıldığı, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, milletvekilliğine iddialı adaylıklarıyla CHP için mücadele veren Dr. Riyad Kırmızıoğlu, Dr. Ender Çolakoğlu, Dr. Yılmaz Şahutoğlu, iş insanı Sonay Aykut, mali müşavir Ali Mutlu, avukat Servet Mullaoğlu, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cincik ve Yönetim Kurulu ve daha birçok önemli ismin katıldığı dayanışma gecesi, ülke gündeminin karışık olması ve şehit cenazeleri nedeniyle saygı duruşu, İstiklal Marşı, 10. Yıl Marşı ve Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti. Gecede konuşma yapan CHP Arsuz İlçe Başkanı Avukat Faik Çekin, ülke gündemine ve şehit cenazeleriyle dokunulmazlıkların kaldırılması konularına dikkat çekerek yaşanan acıların son bulması temennisinde bulundu. Şiddetle kınıyor, terör saldırılarında ve terörle mücadelede şehit olan güvenlik kuvvetleri mensupları ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şiddetin sadece şiddeti getireceğini, şiddet ve terörle hiçbir yere varılamayacağını artık herkesin anlaması ve bunu anlatması gerekmektedir. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha'da yaptığı konuşmada, Arsuz'da kurulması planlanan termik santral projesinin gerçekleşmemesi için gerekli her şeyin yapılacağını belirterek, Arsuz'da ve Türkiye'de tüm CHP'lilerin birlik ve beraberlik içinde olduğu iktidar dönemiyle ülkenin içinde bulunduğu karanlık tablodan kurtulacağına olan inancına vurgu yaptı. Ve uluslararası gündemler çok yoğun. Hayat ve siyasi süreç bize birlik ve dayanışmayı adeta dayatıyor. Biliyorsunuz bir termik santral konusuyla karşı karşıya geldik. Hızlı bir refleks gösterdik ve her kesimden insanın sıcağı sıcağına bir araya getirdik ve ilk etapta kararlılığımızı gören şirket şu an için geri adım attı. Mücadele bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Bu mücadelenin uzun soluklu olabilmesi için örgütlenmek ve bir arada hareket etmek şart. Bunu yaşayarak yeniden deneyimledik. Sevgili dostlar, ülkemiz siyaseti tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Malum zat ülke siyasetine yaptığı dayatmalarla parlamentoyu etkisizleştirmeye, bütün devleti kendi hesabına çalışan bir şirkete dönüştürmeye çalışıyor. Bunun bedelini çok ağır ödüyoruz. Ülkemizde kurumlara duyulan güven azaldı. Vatandaşların güvenliği sağlanamaz durumda. Ve Suriye'deki ateş bize de sıçramaya başladı. Kilis ve Antep doğrudan savaşın bir parçası haline gelmişken, en son Samandağ'da denizde gerçekleşen ve bir askerimizin şehit olduğu patlama Hatay'ımızı da doğrudan tehdit eder nitelikte. Burada bizim için yine aynı sonuç çıkıyor. Birliğimizi güçlendirmek ve mezhep temelli kışkırtmalara karşı uyanık olmak zorundayız. Bunu da örgütlülüğümüzü daha da sağlamlaştırarak yapabiliriz. Sevgili dostlar, bizi yakından ilgilendiren bir diğer konu da Suriye'deki uluslararası terör. En son Lazkiye ve Tartus'ta gerçekleşen saldırıda yüzlerce insan öldü. Suriye'de bir insanlık dramı
ve göçün bütün dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Orta Doğu'da oyun bitmez. Ve bizim burada çıkarabileceğimiz en büyük ders, saflarımızı sıklaştırarak birliğimizi güçlendirmek olmalıdır. Dikkat ederseniz konu ne olursa olsun mesele gelip örgütlü olmamıza dayanıyor. Bazı eksiklikleri olduğunu düşünebilirsiniz. Yetersiz de bulabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen güç olabildiğimiz, birlik olabildiğimiz tek yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlçe örgütlerimiz ise partinin en temel örgütleridir. Ve halkımızla temel iletişim kanallarımızdır. Hepimiz ilçe örgütümüzü güçlendirmek ve daha fazla omuz vermeli, faaliyetlerine katılmalı ve ona sahip çıkmalıyız. Adım adım, mahalle mahalle, sokak sokak örgütleyerek ilçe örgütümüzü büyütmeliyiz. Unutmayalım, biz bir aileyiz ve birlikte her türlü güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Arkadaşlar, gün geçmiyor ki şehit haberi alalım. Bugün de sabah uyandığımızda haberlerde gene 6 tane askerimizin şehit olduğunu duydum. Biz şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize buradan acil şifalar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur'da yaptığı konuşmaya esprili bir şekilde başlayarak "Ne olacak bu CHP'nin hali diye bana hep soruyorlar" şeklinde bir giriş yaptı. İşte ben gittiğim yerlerde, biliyorsunuz ben taze başkanım. Gittiğim yerlerde bana diyorlar ki "Ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali?" Biliyorsunuz son günlerde bu dokunulmazlıkla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Değerli misafirler, bugün cumhuriyetimizin, laikliğimizin, bu vatanda huzurlu yaşamımızın tek sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu dokunulmazlıklar aslında bir tuzaktı. Normalde herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak istiyorsanız meclise getirirsiniz, 276 oyla bu dokunulmazlığı alırsınız, geçirirsiniz ve o milletvekilinin dokunulmazlığı kalkar. Fakat bir torba halinde içinde birkaç madde ekleyerek ve içinde başkanlık sistemi dahil olmak üzere bu şekilde bir referanduma girilecekti. Ve bu bir tuzaktı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağı bozdu ve en azından referanduma gidilmiş olsaydı bu alacağı oylarla kendilerini mal edecekti. İktidar partisi kendini mal edecekti. Biz bu tuzağa düşmedik. Bundan dolayıdır ki eleştirilere biz her zaman açığızdır da. Ama yaptığımız eleştiri, özellikle bizim Hatay'da yapılan eleştiriler, her zaman yapıcı bir şekilde eleştirirsek çok daha mutlu olacağımı bilmenizi istiyorum. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal gecede söz alarak Hataylı her insanın yüreğinde Hazreti Ali'nin cesaretinin ve Zülfikar Kılıcı'nın adaletinin var olduğunu ifade ederek katılımcıları selamladı. Dünyanın en ilk ilkesi neresi diye sorsalar, daha doğrusu ilkelerinden bir tanesi, ben de arsız hiç gözüm kapalı arsız derim. Zaten arsız her yerine de söylüyorum. Bilginiz de olsun. Şimdi tabii burada siyaset yapmayacağım. Kürsüde siyasetimi siz izliyorsunuz. Yalnız birkaç cümleyi söylemek istiyorum. Milletvekili adaylık sürecimde birkaç mahalleye gitmiştim. Bir anekdotu anlatmak istiyorum sizlere. Dedi ki bir arkadaş Arapçayla söyleyeceğim o kullandığı lafı. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yeşil harik şişir hada. Allah hada milletvekili bunu siz. Ah bir hakka dedi. Hadi naimini naimini. Yani çok zayıf olduğumu dile getirdi. Ben de
şunu söylüyorum. Hataylı insanın her yüreğinde Ali'nin cesareti var, Zülfikar Kılıcı'nın adaleti var. Biz de o Kılıç'ın adaletini yüreğimizde taşıyoruz ve Ali'nin o cesaretini de orada, o adaleti de her ne pahasına olursa olsun orada savunmaya devam edeceğiz. Bunu söylüyorum. Gecede CHP Arsuz Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Vahide Altun'un organizasyonuyla sahne alan Körfez Musiki Derneği Saz Heyeti, solistler Esen Şahin ve Selva Tümkaya, geceye katılan herkese doyumsuz bir sanat müziği ziyafeti sundu.